küçük bir saygısı. İran avazgeri. From where she came, I don't know which... Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Washington'da Ömer Taşpınar'la depremi konuşacağız. Dünyanın depremi nasıl algıladığını, nasıl tepki verdiğini konuşacağız. Bir de sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı ilgilendiren UFO paniğini konuşacağız. Ömer merhaba. Gönül depreme Türkiye'de yakalandı, Mersin'deydi ve Hatay'da da bir takım yakınlarını da kaybetti hatta. Bugün de bir uluslararası yardım kuruluşuyla Hatay'a yardım konusunda bir toplantısı olduğu için gelemedi. Onu gıyabında başsağlığı dileklerimizi de iletelim. Çok büyük bir olay yaşadık. Yani şimdi burada da AKP yönetiminin, yani siyasi iktidarın asrın felaketi sözünü söylediklerini biliyoruz. Bu bir anlamda kendi siyasi zaaflarını örtmek için kullanılıyor ama ben asrın felaketi lafını ilk olarak New York Times'ta gördüm. Yani asrın en önde gelen felaketlerinden birisi diye, yani 21. yüzyılın en önemli felaketlerinden birisi diye dünyada, dünyanın gündeminde de çok ciddi bir şekilde yer aldı, yer almaya devam ediyor. Bunu dünyanın nasıl algıladığına bakacağız. Ama şunu söyleyeyim, benim kişisel gözlemim, biz burada biz de takip ediyoruz, başka medya kuruluşları da takip ediyor, sosyal medya zaten her şey ortada. Benim şu ana kadar gördüğüm, dünyadan daha çok sivil toplum olarak adlandırabileceğimiz şeyler, seferberlikler daha fazla öne çıkıyor. Yani resmi devlet yardımlarının çapı hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz ve anladığım kadarıyla da çok olağanüstü büyük yardımlar söz konusu değil, en azından şimdilik. Mesela Avrupa Birliği Mart ayında toplanacak değil mi? Türkiye'ye yardım konusunda İsveç'in, dönem başkanı İsveç'in başkanlığında. Yarın NATO Genel Sekreteri geliyor. Bu şu güne kadar gelen birkaç Dışişleri Bakanı oldu. Ermenistan, Yunanistan gibi ama Barzani geldi dün şeyden, Irak Kürdistan bölgesinden. Onun dışında daha çok işte Madonna'ydı, Metallica'ydı ya da Super Bowl finali ya da bir takım spor kuruluşları maçlardan önce ya da formalarını satışa çıkartanlar gibi. Bir de tabii haklarını yememek lazım, kurtarma ekipleri çok sayıda, hepsi dönmeye başladı. Bunların kimisi devlet bağlantılı, kimisi de doğrudan sivil yerler. Ne dersin? Yani bir dünya olayı biliyor, takip ediyor ve Türkiye'nin acısını paylaşıyor ama dayanışma anlamında, devletler ve toplum anlamında senin gözlemlerin nedir? Evet Ruşen, çok boyutlu bir şey soruyorsun. Her şeyden önce bu asrın felaketi söylemi tabii ki, yani felaket yarıştırmak çok son derece hatalı bir şey. Yani insan baktığında 21. yüzyıla girdiğimizde 2004'te Endonezya'yı ağırlıklı olarak vuran fakat o bütün bölgeyi vuran bir tsunami yaşanmıştı. O tsunaminin Richter ölçeğindeki yoğunluğu 9.1'di ve rakamlara baktığımızda 250 bin ölüden bahsediliyordu. Onunla kıyaslarsak tabii ki ve dünyanın Endonezya'daki 2004 yılındaki tsunamiye verdiği yardımı, gösterdiği ilgiyle kıyaslarsak belki o derecede değil diyebiliriz. O tsunami gerçekten Amerika'nın da, Avrupa'nın da, Avustralya'nın da, Japonya'nın da, Kore'nin de çok daha yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği, ekranları daha yoğun meşgul eden bir felaketti. Tabii felaket yarıştırmak son derece hatalı diyorum. Çünkü yani bunlarla kıyaslamak doğru değil. Türkiye açısından baktığımızda Türkiye tarihinin, Cumhuriyet tarihinin maalesef 100. yılında yaşanıyor olması da bunun bir kıyaslama imkanı sağlıyor. En ciddi depremlerinden biri, belki de en ciddisi. Yani ve rakamlara baktığımızda, yani sonuçta ortaya çıkacak rakamın bugünkünden maalesef daha yüksek olacağını kale alırsak, gerçekten bu Türkiye açısından asrın felaketi diyebiliriz. Türkiye yalnız bırakıldı mı?
Anladığım kadarıyla orada sorunun bir boyutu bu. Yani Türkiye ne derecede özellikle devletler çapında destek görüyor diye soruyorsun. 99 depremiyle kıyaslarsak, 99'daki depremin belki de İstanbul'la daha yakın olması, İstanbul, İzmit o bölgeyi vurması belki birazcık daha ilgi yaratmıştı. Tabii 99'daki Türkiye ve 99'daki dünyayla bugünkü dünya, küresel dinamikler de son derece farklı. Yani 99'da Avrupa'nın ortasında Rusya'nın işgal ettiği bir Ukrayna Savaşı yaşanmıyordu. Ukrayna Savaşı o kadar ciddi bir şekilde Batı'nın gündeminde ki bu Türkiye'deki deprem belki ilk 4-5 gün çok ciddi ele alındı ve önemli saatlerde ciddi analizler yapıldı. Fakat gittikçe şu anda tekrar Ukrayna'nın gündeme tekrar geldiğini ve gündeme oturduğunu görüyoruz. 99'da baktığımızda, oradaki yardımlara baktığımızda, Amerikan resmi yardımı olarak baktığımızda, Amerika'nın bir uluslararası kalkınma ajansı diye, USA diye bir kurum var. Orası bugünün dolarına vurduğumuzda yaklaşık 27 milyon dolarlık bir yardım yapmıştı Türkiye'ye. Bugün 58 milyar dolardan, yani onun iki misli hatta üç misline yakın bir rakamdan bahsediliyor. Yani resmi yardım olarak artı özel sektör yardımı olarak baktığımızda Amerika'dan 99'a oranla daha yüksek bir rakam gelecek gibi. Dünya Bankası'nın fonlarına bakmak lazım. Dünya Bankası bu konularda en önemli bütçeye sahip. Orası 1.8 milyar dolarlık bir fon ayırdı. O ciddi bir rakam olacak. Birleşik Arap Emirlikleri zannediyorum 100 milyon dolar bağışta bulunuyor. Yani devletler açısından baktığımızda Avrupa Birliği'nin, sen de bahsettin, önümüzdeki ay bir bağış konferansı olacak. Oradan da yüklüce bir rakam gelebilir. Fakat 99'dan farkı bence bu depremin Türkiye açısından baktığımızda Türkiye'nin kendine çok daha güvendiği bir ortamda gerçekleşti. Türkiye'nin dış politikada olsun, iç politikada olsun güçlü ülke, büyük Türkiye imajına sahip olduğu, kendine güvenen, hatta insani yardım açısından baktığımızda Türkiye dünyada en yüksek insani yardımı yapan ülkelerden bir tanesi söylemine sahip olduğumuz ve gerçeğine sahip olduğumuz bir ortamda gerçekleşiyor, bir dönemde gerçekleşiyor. Baktığımızda Türkiye mesela 55 milyar dolara yakın, kendisi zaten insani yardım yapabilen bir ülke. Ve bunlara baktığımızda aslında Türkiye'nin içindeki sığınmacı oranına da baktığımızda Türkiye bu rakamı içerideki sığınmacılara da insani yardım olarak ele alıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu büyük rakamı, kendi milli gelirinin neredeyse %1'ine tekabül eden bu rakam aslında içerideki sığınmacı, Suriyeli, Iraklı, Afgan sığınmacılara da yapılan yardımı da kapsadığı için dünyanın, mesela Amerika'nın insani yardımından veya Avrupa Birliği ülkelerinin, mesela özellikle İsveç'in, İskandinav ülkelerinin insani yardım oranlarına baktığımızda daha yüksekmiş gibi gözüküyor Türkiye'nin. Çünkü Türkiye içerideki, tekrar ediyorum, sığınmacılara da insani yardımı bu rakamın içine alıyor. Peki sığınmacı rakamı nedir Türkiye'deki? Türkiye'deki sığınmacı rakamı yaklaşık 5,5 milyon civarında. Bunların 3,5 milyonu, 4 milyon neredeyse Suriyeli. Dolayısıyla Türkiye 2015'ten bu yana dünyada en çok sığınmacı bulunduran ülke konumunda. Dolayısıyla Türkiye'nin zaten insani yardım açısından dünyaya insani yardım yapan, dünyanın her yerinde felaket olduğunda bir şekilde elini uzatan bir ülke imajı vardı. Özellikle de Erdoğan hükümeti bu imajı çok kullanıyordu. Yani güçlü Türkiye, eski Türkiye yok, kendine daha güvenen, daha güçlü bir Türkiye imajını kullanıyordu. Ve tabii ki dolayısıyla böyle bir felaket geldiğinde, ki biz buna ailece gönlünde Türkiye'de olması nedeniyle çok yakından şahit olduk, beklentiler çok yüksekti. Yani Türkiye'nin kendi içinde yaşadığı böylesine büyük bir depremi, büyük bir ülke, güçlü bir ülke olduğu için çok daha çabuk, çok daha koordineli, ivedi bir şekilde müdahale edebileceği beklentisi vardı. Halkta da böyle bir beklenti vardı. Dünyada da böyle bir beklenti var. Zira deprem sadece Türkiye'yi vurmadı Ruşen. Biliyorsun Suriye'yi de vurdu. Ve ben Amerika'dan şunu söyleyebilirim. Suriye daha çok gündemde Türkiye'den. Suriye'deki yaşananlar, Suriye'nin İdlib bölgesi, Alep bölgesi,
Latakya bölgesi, Suriye'de önemli bir bu bölümde devlet olmayışı. Yani devlet yok diyoruz ya, Türkiye'de devlet nerede? Orada gerçekten yok. Yani bir boşluk var. Terör örgütü var, yani sivil toplum örgütleri yok, devletin kendi sağlayabileceği bir altyapı yok. Bütünüyle kendi haline bırakılmış bir İdlib bölgesi var mesela. Dolayısıyla Amerika'da bir öncelik varsa nereye daha çok yardım edelim veya Avrupa Birliği'nde, hatta küresel anlamda nerenin daha fazla ihtiyacı var, nerede devlet yok, insanlar nerede daha çok yardıma muhtaç dendiğinde akla Türkiye gelmiyor demin anlattığım nedenlerle. Daha çok Suriye geliyor. Ben bunu depremin birinci gününden itibaren hissettim. Yani Suriye'nin daha ön planda olduğunu ve geçtik ekranlar da genelde Türkiye afeti verdiğinde Hatay'ı gösteriyor, Adıyaman'ı gösteriyor, Kahramanmaraş'ı gösteriyor ama daha önemli bir süre zarfında dakika olarak baktığımızda Suriye'ye kayıyor hemen kameralar. Ve Suriye'ye ilgi artıyor. Onu da kale almak lazım. Bu depremin öyle de bir boyutu var. En son peki, olarak da şunu söyleyeyim. Söyle. Yani Türkiye'de beklenti yüksekti dedim ya. Tabii beklenti yüksek olunca insanlarda bu AFAD'ın da bir bakıma yani tek bir organ olarak ortaya çıkması, tek bir örgüt olarak, yani devlet örgütü olarak çıkması, sivil toplumun ve diğer kuruluşların içlerinin boşaltılması 99'a oranla AFAD'dan çok daha büyük bir beklentiye sebep de oldu. Ve AFAD'a baktığımızda Türkiye'nin genel sorunu olan son 10 yılda özellikle daha da ciddi olarak nüksetmiş. Yani denetimsizlik, liyakatsizlik, mesela Afetle Müdahale Genel Müdürü İsmail Polakoğlu'nun ilahiyat mezunu olması dünya gündemine de geldi. Neden böylesine önemli bir örgütün afetlerle müdahale genel müdürü ilahiyat mezunu olur? Yani bu tartışma neyi getiriyor beraberinde? Türkiye'de bürokrasideki insanların liyakati, yani gerçekten insanlar hak ettikleri için, iyi bir eğitim aldıkları için mi o görevdeler, yoksa ahbap çavuş ilişkileri, torpil, bir şekilde iktidarın kendine yakın insanları konumlandırması. Dolayısıyla yani denetimsizlik, yolsuzluk, imar affı, torba yasalarla imar afflarının çıkması. Yani bütün bunlar Türkiye'nin gündeminde ne konuşuluyorsa dünya gündemine de geldi. Ve bunda yarı şaka yollu eşim diye söylemiyorum, Gönül'ün ciddi bir payı oldu. Çünkü Gönül birinci elden bölgede gördü bunu ve Türkiye'den döndüğünde Foreign Policy için önemli bir yazı kaleme aldı. Ve o yazıda hem kendi ailesinden yaşadığı trajediyi, ki Hatay'da yakın akrabalarımızı kaybettik, hem ondan başlayarak hem de sonrasında analitik, soğukkanlı bir şekilde neden bu depremde beklenenden daha fazla yıkım oldu, neden yeterince zamanında müdahale yapılamadı konularını, yani dünyanın gündemine ilk getiren yazılardan bir tanesiydi. Ondan sonra Financial Times'da, Atlantic Council'da, New York Times'da buna benzer yazılar çıktı. Elif Şafak güzel bir yazı yazdı. Orhan Pamuk bir yazı yazdı. Daha analitik yazılar çıkmaya başladı. Fakat o Foreign Policy'de ilk çıkan yazısı Gönül'ün bir bakıma dünyanın da nasıl bakacağını bir bakıma söylem oluşturdu diyebilirim. O söylemde de evet, depremin önüne geçmek imkansız. Deprem bir şekilde yaşanıyor. Fakat depremin geleceği biliniyordu. Yeterince önlem alınmadı. Özellikle yasalar yeterince denetlenmedi, yürürlüğe konmadı ve ciddi sorunlar yaşandı. Özellikle ilk aşamasında, sonrasında da yaşanmaya devam ediyor. Hatay gibi bir şehre 48 saat boyunca yardım yapılamaması, Türkiye'de asker-sivil ilişkilerinin geldiği yeni boyut, askerin devrede olmayışının getirdiği bazı sorunlar 99 oranlı. Bütün bunlar yavaş yavaş dünya gündeminde de analizler yapıldığında ele alınıyor. Ömer, Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Benim edindiğim bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan Başkanı Biden'dan çok büyük bir hayal kırıklığına uğramış. Ondan çok aktif bir şekilde dayanışma göstermesini beklemiş. Ama şöyle de bir şey var, biliyorsun. O olaydan, depremden iki gün önce İçişleri Bakanı
Büyükelçiye çekin pisellerinizi üzerimizden demişti. Ve daha sonra da çok açık bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin başka ülkeler de tabii ki dahil ama ellerini uzatmasını beklediler. Bunu herkes bekledi ama siyasi iktidar özellikle ABD'den anladığım kadarıyla Biden'dan sadece Amerikan desteği yardımı değil aynı zamanda da bu olayı bir tür uluslararası camiada Batı da en azından NATO nezdinde ya da daha genel Batı anlamında bakalım bir tür bunun mentorluğunu üstlenmesini bekledi. Yani sahip çıkmasını ve başkalarını da Türkiye için harekete geçmeye teşvik etmesini bekledi ama benim bildiğim Biden'dan bir taziye mesajı var. Onun dışında pek bir şey görmedim. Evet. Şimdi programın başında da söylediğim gibi yani Türkiye Suriye değil. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye büyük bir afet yaşadı. Büyük bir facia bu. Fakat dünyadan gelen tepki yani eğer Türkiye kendisine bütün dünyanın seferber olup bir şekilde milyarlarca dolar akmasını, Biden'ın hemen ertesi gün Türkiye'ye gelip bölgeyi ziyaret etmesini bekliyorsa yani bir kere kendiyle çelişiyor demektir. Çünkü Türkiye'nin kendi söylemi yıllardan beri biz kendi kendimize yettiğimiz gibi dünyaya yardım eden bir ülkeyi söylemi. Tabii ki burada yani Biden'ın daha aktif olması gerekirdi bence de. Yani Biden bir taziye mesajında bulundu fakat Salı günü mesela ulusa sesleniş konuşmasında ulusun birliği State of the Union dediğimiz ve televizyonların canlı yayınladığı önemli konuşmada Türkiye'den bahsetmedi. Ve bu eleştirildi. Ertesi gün yaptığı bir konuşmada hemen Türkiye'den bahsederek birazcık böyle yani zarar tamiri yapmaya çalıştı ama o önemli bir eksiklikti. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan zannediyorum hemen Türk Büyükelçiliğine giderek taziye defterini imzaladı. Fakat baktığımızda 99 yılına oranla belki de hani bir Bill Clinton'ın 3 ay sonra geldi o hemen gelmedi. Fakat bir devlet ziyareti olur mu olmaz mı konuşulmuyor. Onu bırak Dışişleri Bakanı'nın normalde gelmesi beklenirdi ki Tony Blinken daha henüz Türkiye'yi ziyaret etmedi. Ve bu vesileyle hemen etmesi beklenirdi ki o konuda da bir spekülasyon çıktı ortaya fakat teyit edemedik. Yani bütün bunlardan yola çıkarak tabii ki bir hayal kırıklığı olabilir. Amerika konusunda bir hayal kırıklığı olabilir. Türkiye'nin bir hayal kırıklığı var. Fakat Türkiye'nin Amerika söylemi zaten bu faciadan önce, bu depremden önce o kadar sertti ki. Yani çek ellerini üzerimizden deyip sonra bir şey yaşadığında bütün güçlü imajına rağmen aman gel bize yardım et diye beklenti içinde olması da bir çelişki. Dolayısıyla baktığımızda yani Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinde şizofrenik bir yapı var. Yani bu yeni de değil. 99 depremine de baktığımızda 99 depreminde de Amerikan donanmasından gemiler Gölce'ye geldiğinde o dönemin Sağlık Bakanı yardıma ihtiyacımız yok demiş mesela. Ben baktım buna ve Ecevit azarlamış Sağlık Bakanı'nı neden bahsediyorsun diye. O zaman koalisyon hükümetiydi. Galiba Sağlık Bakanı da MHP'liymiş. Bugün baktığımızda da yani Amerika bir şekilde mesela bir gene donanma olarak bir gemi yollamak istediğinde aman işgale mi geliyorlar diye sadece yani sosyal medyadaki abuk sabuk konuşanlar değil. Cihat Yaycı gibi yani ulusalcı Mavi Vatan'ın ana beyinleri Amerika düşman aman ha gelirse gene burada istihbarat faaliyetlerinde bulunacak gibi bir söyleme de sahip. Yani Türkiye'nin Amerika ile ilişkisinde tam olarak ne beklediği, nasıl bir yerde olmak istediği kafa karıştırıcı bir şey. Erdoğan'ın da bence böyle bir afetten sonra Biden'dan bir telefon alması zaten yerinde. Telefon ediyor Biden, konuşuyor, geçmiş olsun diyor. Ama daha yüksek perdeden ülkenize gelmeyi planlıyorum, önümüzdeki 2-3 ay içinde ziyaret edeceğim, Dışişleri Bakanımı da yolluyorum demesi beklenirdi. Bunların gelmiyor olması birazcık da Erdoğan'a tepki olarak olabilir. Yani Erdoğan'ın dünyadaki imajı pozitif bir imaj değil. Hele Batı demokrasilerindeki imajı pozitif bir imaj değil. Artı yani bu baktığımızda yardım konusu. Nereye yardım edelim diyor insanlar hep bana. Ve insanların nereye yardım edelim dedikten sonra ama Türkiye'de emin olamıyoruz. Tam Türk kurumlarına verdiğimizde gerçekten gider mi? Özellikle AFAD'a verecek olursak, Kızılay'a yardım edecek olursak o verdiğimiz
bağış yerine gider mi korkusu var. Onun yerine batıyla, batıda bu tür afetler üzerine uzmanlaşmış ve Türkiye'de şu anda yerde bulunan ve onlarla beraber çalışan kurumlara daha çok yardım etme sorunu var, eğilimi var. Neden? Demin bahsettiğim meseleden, yani Türkiye'deki kurumların içinin boşaltılması, bir tek adam rejimi oluşturulması, bu tek adamın bazen gerçeklerden kopuk oluşu, bürokraside liyakatsizlik, ya bürokrasiye baktığımızda yani bütünüyle olmaması gereken insanların olmaması gereken görevlerde oluşu, bütün bunlar dünyanın da gündeminde. Yani Türkiye iyi yönetiliyor mu sorusu soruluyor ve buna cevap gayet net bir şekilde hayır. Türkiye iyi yönetilmiyor. Bu çok zor bir krizdi. Bu krizden Türkiye'nin alnının akıyla çıkması zordu. Çünkü afet çok büyük bir ölçekte, gerçekten doğru. Fakat bu kadar da kötü olmaması gerekirdi. Hele Türkiye gibi kendine çok güvenen, kendini dünyada insani yardım konusunda en ön planda gösteren ve söylemi çok iddialı bir ülkenin bu halde olmaması gerekirdi. Ve dünya da bunun farkında. O nedenle Suriye daha gündemde. Tekrar oraya geleyim. Yani Suriye'nin daha fazla yardıma ihtiyacı var. Türkiye'de ne de olsa kendine güvenen bir devlet var. O devlet gene yapacağını yapıyor. Tam olarak beceremedi bu işi. Yani zamanında en azından acil bir şekilde müdahale edemedi. Sonrasında belki lojistik olarak toparlayabilir. Ayrıca ortada bütünüyle inşaat sektöründeki başarılarıyla kendini anlatan bir hükümet var. Bu hükümetin şu anda yani dünyadan yardım istemesi, inşaat sektöründe kendisi bu kadar iddialıyken ya, da zaten çok gerçekçi değil, çelişkili. Ve baktığımızda da Türkiye ekonomisindeki sorunlara geldiğimizde, hani Türkiye'nin fonlara ihtiyacı var dediğimizde, Türkiye'nin içine düştüğü ekonomik sorunların, enflasyonun, Merkez Bankası'nın politikaları, Erdoğan'ın kendi politikaları nedeniyle olmuş olması da Türkiye'nin yanlış yönetildiği gerçeğini, gözlemini, algısını güçlendiriyor. Ömer, peki Amerika nasıl yönetiliyor diyeceğim ve şu UFO'ları soracağım. Onlara da bir değinelim. Gerçekten çok ilginç bir olay. Bizde de bayağı bir ilgi gördük ama tam olarak ne olduğunu anlamadık. Herhalde siz de tam anlamış değilsiniz. Ama ABD'de ve Kanada'da bir takım cisimler düşürüldü, değil mi? Nedir bu, uzaylılar mı geliyor hakikaten? Evet, bu işin başlangıcı bundan iki hafta önce Amerikan hava sahası üzerinde dolaşan bir balonun ortaya çıkmasıyla, bir hava balonunun ortaya çıkmasıyla başladı. Ve bu hava balonunun, bu balonun Çin istihbaratına ait olduğu ve istihbarat toplamak için kurulmuş bir balon olduğu resmi olarak açıklandı. Ve o balon Atlantik kıyısına doğru geldiğinde düşürüldü. Düşürülmesi ciddi bir tartışma yarattı. Neden bu kadar süre aldı? Neden Amerika'nın üzerinde yaklaşık bir hafta dolaşmasına izin verildi? Neden Alaska'dan ilk girdiğinde vurulmadı? Gibi tartışmalar başlattı. Ve ortaya çıktı ki Amerika'nın bu balonu, balon konusunda ihtiyatlı davranmasının önemli bir nedeni, Amerika'nın da Çin üzerinde kendi istihbarat aygıtlarının havadan, uydudan, balonlardan mevcut olması ve Çin'in de misilleme yapma riski, yani onlar da hemen vururlarsa ortaya daha ciddi tırmanabilecek bir kriz olacaktı. Zaten kriz çıktı. Blinken Pekin'e gidiyordu, Çin'e gidiyordu. Uzun zamandan beri yapılacak en üst düzeydeki ziyareti iptal etti bu balon nedeniyle. Ve bu balon Amerika'nın gündemine dediğim gibi yaklaşık bir 10 gün önce çok ciddi olarak girdi. Girmesiyle beraber Amerika alarma geçti ve özellikle bu siber ve uydularla ilgilenen komutanlıklar daha ciddi bir şekilde radarlarını açtılar ve bir baktılar ki bu hava sahasında ve ciddi olarak radarlara takılabilen sadece bu balon değil, buna benzer, yani tam bu balon gibi olmasa da bazı objeler fazlasıyla var. Yani tam olarak hangisinin ne olduğu anlaşılamayan bazı objeler bunlar ve bunlara acaba UFO mu bir kısmı diye bir sansasyonel boyut da geldi. Mesele şu, daha hassas bir radarla şu anda
Amerikan Hava Komutanlığı ve bu Siber Komutanlığı, Uzay Komutanlığı bakıyor. Ve tabii ki bu radar hassasiyeti arttıkça daha önce radara takılmayan bir sürü obje gözükmeye başladı. Ha, bunların bir kısmı gene Çin'e ait olabilir, bir kısmı Rusya'ya ait olabilir, bunların bir kısmı istihbarat toplamaya çalışan objeler olabilir. Bir kısmının ne olduğu tam olarak belli değil. Bazı sivil sıradan insanların da bir şekilde teknolojiyi hakim yani attığı şeyler olabilir dolaşan stratosferde. Dolayısıyla bununla ilgili bir sansasyonel durum başladı. Ve Beyaz Saray sözcüsü de hayır ben UFO'lara inanmıyorum diyerek mizahi bir şekilde bunun aslında uzayda bir yaşam olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Fakat şu anda Amerika'nın gündeminde yarı şaka yarı ciddi, yani özellikle Çin'in istihbarat toplamak için uydu ve bu tür hatta hava sahasına daha yakın objeler kullanıp kullanmadığı konusunda ciddi bir tartışma var. Amerika'yı rahatsız eden tarafı da aslında Amerika da aynı şeyleri yapıyor. Bu da belli oldu. Yani bunlarda yani Çin geliyor bizim topraklarımızda istihbarat topluyor diyemiyorlar tam. Çünkü Amerika aynısını Çin üzerinde yapıyor. Ve burada bir simetri söz konusu. Fakat daha bir hassasiyet var. Hem siyasi bir hassasiyet var hem de radar hassasiyeti var. Radarlar daha ciddi olarak bunları detekt etmeye, bunları görmeye başladı. O nedenle şu anda belki de işte önümüzdeki dönemde çok daha fazla konuşulacak bir konu haline geldi. Evet, komple teorisyenlerine de tam malzeme. Zaten biliyorsun bazıları depremin de zaten yaptırıldığını ileri sürebiliyor. Depremden hemen önce bir takım konsoloslukların aldığı kararlar vardı biliyorsun. Batı konsoloslukları terör saldırısı diye kapanma kararı, onunla irtibat kuran. Şimdi bir de uzaylılar gelince tam bir ortalık şeye döndü maalesef. Ömer... Bu konularda düşen yani sosyal medyanın bir bakıma enformasyon dünyasına hakim olduğu, insanların sosyal medyaya gittiği bir ortamda yaşıyoruz. Dolayısıyla ben bazı yorumcuların söylediklerini ciddiye almıyorum ama emekli askerlerin, Türkiye'de zamanında yetkili olan insanların Amerika'yı suçlu tutmaları, Amerika'ya karşı böyle sert bir söylem içinde olmaları, Dışişleri Bakanlığı değil ama İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu'nun çek pisellerini üzerimizden demesi, sonrasında da Türkiye'nin bu kadar yardım almayınca, yardım istemesi ve yardım gelmeyince de hayal kırıklığına uğraması, bana göre işte Amerika'yla yani bazı açılardan haklı olabilir Türkiye ama bunları çok daha sakin bir şekilde söyleyebilmeli. Özellikle devlet kademesinden gelen tepkiler daha dengeli olmalı. Son olarak da izin verirsen kendi özlemimle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bu tür bir felaket normalde siyasetçileri de beraberinde birbirine kenetlemeli, kenetlerdi. Yani bu tür bir olayda normalde siyasetçiler bir araya gelip yani bir süre en azından ya bu konuda bizim beraber hareket etmemiz gerekiyor diyebilirdi. Şimdi burada oklar Kılıçdaroğlu'na dönüyor Türkiye'de. Fakat aslında sen de zamanında söyledin, ilk Erdoğan çıkıp ben defteri tutuyorum demesi ve sosyal medyada haklı öfkeleri, dezenformasyon yapıyorlar, işte bunlar son derece büyük suçlardı, zamanın şu anda bunları kaydediyoruz diyerek sert bir söylemle girmesi, zaten temelde Cumhurbaşkanı olarak kendisinin bir söylem oluşturması gerekirken halkı bütün ya herkesi kucaklayan o söylemi tutturmadı. Arkasından tabii ki Kılıçdaroğlu bana göre haklı olarak toplumun öfkesini yansıtmaya başladı. Fakat Erdoğan bir bakıma ektiğini biçiyor burada. Yani Türkiye'de hala kutuplaşma bu derecede devam ediyorsa, böyle bir olaya rağmen siyasetteki kutuplaşmanın önüne geçilemiyorsa, bunda tam olarak kimin hatası var diye sorulduğumuzda okların Kılıçdaroğlu'na dönmesi ve Kılıçdaroğlu'nun suçlanması bence hatalı. Burada en başta devleti yöneten kişinin çok daha kucaklayıcı olması gerekirdi. Erdoğan'ın yıllardan beri de bunu yapmadığını görüyoruz ve böylesine bir ortamda bir cenaze yaşanıyor, Deniz Baykal ölüyor, onun mesela cenazesinde bir el bile sıkışamıyor siyasetçiler. El bile sıkışamıyorlar. Bu siyasetçiler bir televizyon programına çıkıp tartışmıyorlar bile. Yani Türkiye'de demokrasinin geldiği yer
99 yılına göre çok daha geride. Bunu acıyla izliyoruz. Siyasetteki kutuplaşma da 99 yılına göre çok daha geride ve böylesine bir facia, asra faciası anlık bile olsa bir siyasi barışma yaratamıyorsa, bu aslında bana göre Erdoğan'ın yarattığı kutuplaşmanın ve o kutuplaşmadan medet ummanın, her zaman onun üzerine gitmenin getirdiği bir sonuç. Dünyada da böyle görülüyor bence. Kimse Kılıçdaroğlu'na muhalefet son derece sert demiyor. Şu anda dünyada konuşulmaya başlayan, acaba Erdoğan bu afeti kullanarak seçimleri geciktirecek mi? Ne yapabilir? Otoriter gidişat nasıl etkilenir bundan? Seçimlerin zaten özgür ve adil bir şekilde yapılıp yapılmayacağı konusunda sorular vardı. O sorular yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Hele bir de bu afet nedeniyle seçimleri öyle bir yıl ertelemeye kalkarsa, Türkiye'deki otoriter gidişat ve Erdoğan'ın bu krizi bir şekilde iktidarda kalmak için kullanacağı konusunda da Batı'da yorumları önümüzdeki haftalarda göreceğiz kesinlikle. Evet Ömer, çok teşekkürler. Gönül'e tekrar buradan selamlarımızı yollayalım. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Haftaya tekrar iyi günler.